Radyo D'desiniz ve İlyas Yalçıntaş karşımda Geldim sonunda Hoş geldin Hoş <laughs> İlyas seninkiler Beni yedi yedi bekliyorlar yani Dört gözle ne zaman gelecek Ne zaman Öyle mi? gelecek diye Nihayet buluştuk Evet sevgili dinleyiciler İlyas Yalçıntaş şu anda Instagram'a story atmakla meşgul Çünkü e, burada olduğunu Tabi duyursun dedik kendi Attım fanlarına şu Evet şu anda attı ve e, biz de zaten hem Radyo d 104'ten hem e, benim Instagram hesabından sürekli duyuruyorduk. Ben de şimdi fotoğraf paylaşacağım, bir selfie çektik fotoğrafımızı paylaşamadım daha. Hı hı. E, onu paylaşacağım sorularını göndermeleri için. Bu arada radyoda WhatsApp hattını söyleyeyim 0549 204 0104. Radyo D'nin WhatsApp attı. Buraya da istiyorsanız gönderebilirsiniz sorularınızı, mesajlarınızı. Zaten e, sabahtan hatta dünden başlamışlardı. E ee, bir de İlyas Spor olarak gidiyorum diye yazmış. Evet Sünçtirdim. o benim konuşma dilim öyle. Birazdan öyle geyik yapıyoruz işte. Evet İlyas Spor olarak yarın radyoda yaydayız diye. Evet. İlyas Spor geldi. Sen e, İlyas Spor'un başkanı. Şimdi evet. diğer oyuncular da birazdan katılacaklar. Evet tabii ben İlyas Spor'un onursal başkanıyım. <laughs> <laughs> Adeta bir Süleyman Seba. Kesinlikle. Aynen, aratmam yani. Evet. Rahmet Peki rahmet. yağmur şarkısı zaten bizim artık son zamanlarda çok çaldığımız bir şarkı ve seviyoruz da İlyas Altuntaş şarkılarını. Bir sound'un oluştu galiba. Yani Hı -hı. senden gelecek şarkıların bize uygun olacağını radyocular da az çok artık tahmin ediyorlar. Hı -hı. Yani İlyas'tan geldiyse çalınır gibi. Hı -hı. Böyle bir imajda oluştu sanıyorum. Evet. Ee, bu arada tabii Gelbe Gelbe Gökyüzümle senin herhalde en pik yapan şarkın oldu değil mi? Gelbe Gökyüzüm. Evet, içindeki dumandan sonra o ivmeyi devam ettiren şarkı oldu. Daha evet. sonra da e, yağmuru çıkarttık. Yani tarz olarak e, dediğin gibi e, belli bir e, tarz tutturmaya çalışıyorum. E, daha biraz daha yenilikçi bir tarz yani. E, şu an dünyada popüler olan tarzı Türkçenin e, pop müziğiyle biraz birleştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Ee, dinleyici de seviyor tabii çok mutlu etti beni açıkçası yani kaygılarımız olmuyor değildi ee, hı hı. çünkü dinleyici yadırgayabilir ee, bizi biliyorsunuz bizim dinleyicimiz bizim müziğimizden başka müziği çok sevmez yani yabancı hit parçalar sevilse bile çok kulüplerde kısa süre çalınır. Sonra yok olunur ama e, sevdiler, e, sound'u da sevdiler. Bu çok güzel bir şey. Bundan sonraki yapacağım parçalar için tabii daha cesaret veriyor bana bunlar. Evet, bu arada Radyo D 104 Instagram hesabında canlı yayındasın değil mi? Evet, şu Hı -hı. anda canlı yayında. E, Kemal onunla uğraşıyor ve oradan da takip edebilirler diyelim. Peki senin tabii bu Gelbe Gökyüzü'ndeki Mahmut Orhan e, remixin e, gerçekten bir yenilik getirdi evet. müziğe ve hatta Mahmut Orhan'ın da e, aslında Türkiye'de e, ciddi anlamda ona kapıların açılmasında sağladı diyebilirim. Hı hı, evet. e, yani senden sonra Mahmut Orhan'la çalışmak isteyen çok isim evet. oldu, sıraya girenler evet, oldu hatta bayağı yoğun olduğunu da duyuyorum yoğun Mahmut evet. Orhan'ın e, birçok kişi çünkü talep ediyor hı hı. E, ve onunla da çok uy uyuştu tarzı nasıl? Evet. Peki siz ilk ne zaman tanışıp karar verdiniz hı hı. beraber onu yapmaya? Eee Mahmut Orhan'la tanışıklığımız çok eski bizim. Eee Aytaş Kart var prodüktörümüz. Eee evet. onun da e, onunla da beraber eee çok eskiden o çocukluk arkadaşımdır. Daha sonra Mahmut'la tanıştık. E, Kim arıyor? Yusuf Güney mi evet, arıyor? Evet, şu an arıyor. <laughs> Açsana Radyo D'deyim. Açalım mı? <laughs> Açsana vallahi. Alo. Eee şu an Radyo D'de canlı yayındayım abi. Çık çıkınca arayayım mı? <laughs> Tamam, Yusuf tamam. selamlar Bak, selam. Bak Sema selam söylüyor sana. Duyuyor musun? Evet. Tamam mı duydun mu? Duydum duydum tamam. Tamam mı? <laughs> Programdan sonra arayacağım seni. Görüşürüz bay bay. Gördüğünüz gibi canlı yayın esnasında da yine ünlüler katılmaya devam ediyor. <laughs> evet, ee, önemli bir şey söyleyecekmiş bilmiyorum ne söyleyeceğim. Ee, hadi bakalım. Ee, eskiden beri tanışıyoruz. Ee, şöyle oluyor genelde şimdi Mahmut kendi sevdiği şarkı olursa remix yapar e, ya da alt üstlenir. Ama kendi şarkıyı sevmesi gerekiyor. Hı -hı. Sevdiği zaman yapıyor. Gel bir gökyüzümü ben ona çalmıştım gitarla evde. E, o da çok sevdi. Dedi ki buna ben bir şey yapayım mı? E, Tabii ki de yap. E, Zaten ben de istiyordum onun sounduyla bir şey olsun diye. Hı hı. E, yaptık. E, çok da güzel oldu. E, mutluyuz açıkçası. yani. Evet. Akabinde İleride ileride tabii yine buna benzer çalışmalar yapacağız beraber. Evet. E, o da hiç söylüyor mu sana yani senden sonra çok arttı talepler vesaire. Yani tale tabii konuşuyoruz bunları. E, onun sadece ben değil e, başka e, bilinen eski hit parçalara yaptığı evet. remixlerle de zaten biliniyor. Remixleri da. var, kendi evet. prodüksiyonları Aynen var, öyle. yabancı vokaller İsmiyetle. kullandığı vesaire. E, onlarla da çok ününü arttırdı Tabii evet. hani Türkçe pop'ta e, en etkili yaptığı parça ve gökyüzüm oldu tabii. Yani en çok reaksiyon aldı. ...sıfırdan aranjisini kendi yaptı, hı hı. bir remix değil. Evet. Diğer Türkçe parçalara hit olan eski klasikleşmiş parçalara olan remix çalışmaları da var. Onlar tabi o kadar çok yüksek izlenimlere, dinlemelere sahip değiller yani. Gel ve sıfır bir beste olduğu için, aranjisi tamamen remix değil de aranjörlüğünü de üstlendiği için. Ee, Türk, tabii Türkiye'de en çok e, ondan reaksiyon aldı diyebilirim evet. yani. o tabii bir e, farklı bir sound getirdi gerçekten de yani e, klasik böyle bir e, müzik vardı hani çıstak 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 evet. giden bir şey vardı ona böyle bir değişiklik getirdi hem senin vokalin daha hüzünlü hı hı. E, daha böyle e, farklı şeyler anlatan hani genelde hareketli şarkılar 300-500 haydi eğlenelim kopalım evet. eller havaya değil aslında daha melankolik hı hı. ama altyapısı da hareketli evet. yine böyle klap tarzında hı hı. E, bir farklı bir sound getirdi ve sonrasında çok örnekte oldu aslında evet. yani ondan sonra bunun gibi Mahmut Orhana yaptıramasalar bile kendi aranjörlerine gidip de hı hı. hani bunun tarzında istiyorum diyenler bir de yani, oldu evet. o anlamda gerçekten yenilikçi bir şarkıydı Kesinlikle Gelbe Göközüm. Kesinlikle. Zaten e, hedefimiz de o bizim ee, yani e, bireysel olarak e, işte daha fazla ünlenmeyi daha fazla bireysel başarıyı hedeflemiyoruz e, Yapmış olduğumuz işler insanlara yayılıyorsa e, bizi mutlu eden şey bu zaten e, Yani birilerine bir şeylerin başlatıyorsak bir şeylerin değişimini başlatabiliyorsak bu en çok mutlu eden şey bizi bu ben özellikle kendi adıma konuşayım. Tek olayım e, tamamen böyle kanalize olduğum şey benim bu. Hı hı. E, bir şekilde müzik tarzını ülkedeki yıllardan beri aynı soundta dönüp dolaşan sıkışmış bir müzik tarzı var. E, bilmiyorum yani en azından ileride denemedim demeyeyim. Bir şekilde deneyip yani insanları etkileyip farklı şeyler yapmaya itersem onları. Mesela bizden sonra gelecek olan sanatçıların da bu soundları denemesi veya farklı şeyler illa bizim yapmış olduğumuz şey yapmalarına gerek yok evet. farklı şeyler ama yapmaları. en azından e, cesareti evet, örnek bizim, alabilirler e, Aynen öyle. Aha. Bizim çünkü genelde maalesef e, şarkıcılarımızda genellikle böyle bir durum var yani bir şarkısı tuttuğu zaman çıktığı zaman hemen hemen o tarza o birebir çok yakın aranjisi de sözler de şarkıyla çok yakın bir şarkıyla çıkıyor yine tekrar yani hemen hemen aynı oluyor parçalarının hepsi. Risk almak istemiyor çünkü diyor ki ben böyle bir şarkı yaptım tuttu hep buna benzer şeyler yapayım ki hı hı. daha şey olmasın hani dinlememezlik etmesin dinleyici Yani. Dağır. bunu beğendilerse buna benzer bir şarkı yaparsan bunu da beğenirler mantığıyla genellikle böyle ilerliyorlar ee, bunu yani tabii ki de yapabilirler öyle yani onları da bir tercih meselesidir ama biz böyle tercih etmiyoruz sonuçta ben de yani x faktörden sonra elimde gitar alıp sadece gitarla incele benzer şarkılar söyleyerek devam edebilirdim peyotları yerime ve yine ...konser yapabilirdim. Yine para kazanabilirdim. Ee, ama... E, ...o beni tatmin eden bir şey değildi o. Yani çünkü zaten yaptığım bir şey... ...senelerden evet, beri git ara evet. beraber... ...sahnede çıkıp şarkı söylemek biraz daha geliştirmek biraz daha farklı şeyler yapmak, yapmak. zaten hedefimiz de bu yani zaten sonuçta sizin gibi genç isimlerin müzikte yenilik yapması lazım yani siz de öbürlerinin peşinden giderseniz dediğin gibi aynen. kısır döngü Kesinlikle. bir ilerleme olmaz Tabii yani de müzikten, gençler buna el atacaklar aynen öyle müzikten bu sefer iş müzik yapmaktan dışarı çıkıyor tamam mı bir ticari bir ticari. pazar şov e, dünyasında bir ticari bir pazar var siz oraya gidip bir ürün satıp alıyorsunuz. Buna dönüyor iş yani bu Hı -hı. müzikte böyle bir şey yok yani. Evet. Peki ilk e, programa geldiğinde o zaman daha da çok yeniydin tabi e, biraz daha ve daha çekingendin daha Hı -hı. şey bunu biraz attın mı üzerinden çok programlara gide gele filan biraz daha böyle sanki daha iyi rahat konuşuyorsun gibi değil mi? Yani yo genellikle hep de rahat. Rahattım yani başlarda da rahattım ama e, tabi ilk defa buraya geldiğim için biraz daha az konuşmuşumdur gelişimde ama şimdi bir daha biliyorsun daha evet. seni de tanıyorum biliyorum yani. E, onun rahatlığıyla. tabii. O yüzden biraz. daha böyle artık evin gibi hissedebilirsin. E, tabii ki de, o yüzden yani. rahat rahat konuşuyoruz işte. Ee, az önce e, konuştuk ya biraz böyle hani içe dönük bir insandın vesaire biraz daha böyle hani Hı -hı. E, çekingendim vesaire diye demiş ki. İlyas Bey içe dönük olmasa bu kadar yüreğe dokunan şarkılar da olmazdı belki. İçe dönüklerin sanata katkısı yatsınamaz demiş. Ee, lütfen biz içe dönükleri sevin değişime zorlamayın demiş. Yok canım bir şeye zorlamadık zaten bizi. Ee, tabii ki sanatçının biraz daha hani daha kırılgan daha kendi kabuğunda ve özellikle de Biraz inzivaya çekinmek istediği dönemler olması lazım evet. zaten üretim Kesinlikle yapabilmesi öyle. açısından. Kesinlikle öyle. Yani bu e, yazar da olduğu zaman hani yazarlar çoğunlukla eskiden adada ya şimdi adalar da kalabalıklaştı da eskiden en hani tenha olduğu için. Adaya çekilir orada yazarlarmış romanlarını ya da ne bileyim bir köye gider işte daha böyle sessiz sedasız yerlerde olurlarmış onlar gibi müzisyenler de tabii Kesinlikle ki öyle. Kesinlikle öyle psikoloji çok önemli bu işte ee, müzisyenin e, psikolojisi eğer müsait olmazsa doğru düzgün üretim yapamıyor. Ee, tabii kırılgan da yapılar olduğu için evet. duygusal yapılar biliyorsun e, haliyle böyle durumlar ortaya çıkıyor yani ihtiyaç da bunlar hep yani. Evet tabii ki bazen e, halk içine çıkıp yani böyle işte konserler olsun ya da işte imza günleri olsun şu bu birazcık böyle o egosunu da tatmin etmesi lazım sevildiğini de görmesi lazım hı hı. ve o mutlulukla dolup. Bir süre işte daha böyle kendi kabuğuna çekilip güzel işte üretimler yapıp ondan sonra tekrar evet. çıkmak. Köstebek gibi ya denge, birazcık. Yani evet tabii birazcık <laughs> denge meselesi bu evet. ee, yani öyle açıkçası ben hani e, böyle hani çok fazla mesela insanların karşısına çıkmak mesela e-bomba alakalı hiçbir şey tatmin etmiyor benim yani hmm. bunu açık baştan söyleyeyim bende hiç öyle şeyler yok. Bazı arkadaşlar da tamamen ona kaptırıyorlar kendilerini sürekli böyle hani oraya göstereyim, oraya poz keseyim, oraya poz keseyim. Yani ben öyle bir adam değilim. Ben müzik yapıyorum sadece. işte yani tabii ki de dinleyici var, dinleyiciyi seviyorum yani. Dinleyici olmasa ben olmazdım. Hı hı. E, sonsuza kadar dinleyiciye sevgim, saygım olacak tabii ki. Yani daha çok konserlerde karşılaşmak dileğiyle ama yani dinleyiciyle. Evet. Yani öyle... Ekranlara çıkıp böyle magazinle falan filan şov yapmak bilmem ne, bana çok böyle şey gelmiyor tercih meselesi tercih Aynen böyle. öyle Senin bir e, şey vardı değil mi İran turnesi yapacaktın Hı -hı. falan ondan sonra iptal oldu vesaire ne Hı -hı. oldu sonra izin mi çıkmadı ondan e, mı yapalım? Orada konser yapmak çok zor Hı -hı. E, biz şimdi durduk yere niye böyle bir şey yaptık onu anlatayım Evet tabii e, ki Şimdi e, İran'da çok fazla seviliyoruz ee, yani ben Bizi de çok dinliyorlar evet. İran'dan acayip mesaj geliyor Onu söyleyecektim ben de ee, Nedendir bilmiyoruz ama Son bir senedir özellikle Böyle bir şey başladı hı hı. Ee, İran'daki insanların Türkiye'ye karşı olan ilgisi Çok yükselmiş durumda hı hı. Zaten İstanbul'da da çok fazla görürsünüz Her evet. yerdeler geliyorlar ee, Benim şarkılarım İran'da çok yüksek dinlenmiş Oranlı olarak çok yüksek oranlara sahip Dinlenme oranları e, haliyle onlar da bir dinleyici olduğu için onlara da konser vermek icap etti. İran'dan bazı organizatörler, işi damları gelip İran'da çok seviliyorsunuz, bir konser evet. ayarlasak gelir misiniz gibi e, tekliflerde bulundular. Biz tabii ki de geliriz dedik. E, gittik ama işte e, bir takım aksaklıklar oldu. Çok kolay değil çünkü İran'da kendi sanatçıları bile İran'ın kendi sanatçıları bile kolay kolay konser hmm. yapamıyorlar. E, biraz zor yani o işler maalesef. Biz bir denedik öyle gittik. Yani bir bilmiyorduk. Tecrübe oldu bize de. Geri geldik sonra. Hı hı. Yapamadık yani konseri. Tabii o konserin e, telafisi için e, Türkiye'de konserler verdik. E, oradaki İran'a dinleyiciyi Türkiye'ye getirdik. Burada konser yaptık. Telafi hı. ettik onu. Aynen öyle. E, yine tabii elimizden geldiğince uğraşıyoruz. E, yani eğer bir... İran, tahran konseri güzel olmaz mı sence de? Güzel olur, değil mi? Yani o kadar çok talep var ki ben de biliyorum çünkü gerçekten bize de çok mesaj geliyor. Azeriler olsun yine evet. e, oranın vatandaşlarından çok fazla geliyor. Evet. Ee, o yüzden bence güzel olur Demek ki hani Türk dizilerle başladı Bu aslında evet, galiba evet, Türkiye'ye evet, O buna. o bir e, etki Yaptı e, böyle Orta Doğu'da falan Ondan sonra işte müziğimize de Daha çok ilgi evet. duymaya başladılar Aslında biraz onlar için de Avrupa'ya Açılan kapı gibi Türkiye Kesinlikle bir anlamda öyle. Çok güzel söyledin aynen öyle Onlar da öyle bakıyorlar ee, Yani alfabeleri fars Alfabesi kullanıyorlar bir kere Hani Hı -hı. Komple değişik Tersten yazılıyor tersten evet, okunuyor evet. hani Türkçeyi hiç anlamıyorlar çok uzaklar şimdi bir Azeriye bakıyorsunuz veya diğer Türk milletlerine bakıyorsunuz hı hı. diller biraz farklı olsa da Türkçeyi anlayıp hemen Aynen. şarkıları kolay kolay ezberleyip söyleyebiliyorlar ama. Ben İranlılara verdiğim konserlerde seyircinin ağzına baktığımda hiçbir şekilde sözleri doğru düzgün söyleyemediklerini hı hı. görüyorum ama yine de eşlik etmek istiyorlar. İstiyorum. Çok istiyorlar öğrenmeyi fakat o kadar alakasız diller ki birbirinden. Türkçe, Türkçe de öyle. zor bir dil zaten. Zor bir Farsça dil, da dil. Evet, zor, öyle. aynen öyle. Ee, şimdi İranlılar da çok Pers İmparatorluğu'na kadar dayanan köklü bir millet evet, tabi dil evet. ee, çok eski. E ee, Bizimki de Orta Asya'dan gelmiş bir dil olarak e, ikisi Aynen. biraz fark bizimki Japonca gibi duyuluyor bilmeyene <laughs> Türkçe bilirsin <laughs> doğru, doğru, bilmeyene Türkçe Japonca gibi duyulur doğru. çok hızlı konuşulan bir dil bizimki evet. vurguları da öyle bizim vurgularımız da öyle hep orta asya etkileri var yani bizde onlarınki kültürü bambaşka dil bambaşka e, aslında çok böyle yakın milletlerde değiliz birbirimize uzak milletleriz İranlılarla Hı -hı. ama burada böyle bir e, kenetlenme söz konusu Bu çok güzel bir şey o yüzden benim çok hoşuma gidiyor ee, İranlılara da özel konserlerde veriyoruz ee, 80 milyonun yakın nüfusları var Bizden aşağı kalan yanları yok nüfus Tabii. olarak Ve genç Türkiye'ye kadar Avrupa'nın biliyorsunuz en, neredeyse en genç nüfusuna sahip Aynen. Ee, Çok genç nüfus var bizde İran'da da keza öyle Dolayısıyla bu genç nüfus internet sayesinde, Instagram sayesinde bir birleşmiş durumda. Tabii artık sınırlar daha çok Aynen öyle. internet sayesinde. Bu durumda da işte böyle ortak şarkıcılar, ortak sanatçılar or, yani bir nevi böyle küçük Orta Doğu star gibi bir şey oluyorsun. <laughs> hani dünya starı, Avrupa starı evet. olursunuz ya var ya işte isimler yeni çıkıyor, Doğalipalar Dua bir şeyler falan. Biz de işte böyle Ortadoğu star oluyoruz Aynen. yani. Aslında Türkiye'ye bu kadar çok hani Ortadoğu'dan ilgi duyulması yani tabii ki daha önceden de e, hani dini olarak da bir e, yakınlığımız olmasından dolayı yani aynı dinden olmaktan dolayı da bir sempatiler evet. zaten vardı ama ayrıca da e, şimdi oradan Avrupa'ya gittikleri zamanla Türkiye'ye geldikleri arasında e, rahatlık açısından daha fark var yani Türk kültürü gene daha yakın geliyor Kesinlikle onlara daha ama daha, daha Avrupa'yı bir ülke Türkiye evet. tabii ki e, özellikle işte İstanbul'a çok gel gelmeyi tercih ediyorlar tabii ki. E, burası daha Avrupa'yı bir şehir ve e, kültürleri biraz daha yakın Avrupa'ya göre daha rahat ediyorlar. Aynen öyle e, ya da ne bileyim hani bir ezan sesi de duyabiliyorlar ...Avrupa'yı bir şehir ama kendi kültürlerinden dinlerinden evet. de çok uzaklaşmamış da oluyorlar. Kesinlikle o yüzden Orta Doğu'nun ilgisi olması çok normal aslında. Aynen Türkiye. öyle. E biz sonuçta aynen öyle. Biz de Avrupa standartlarında bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Yani İstanbul zaten yarısı Avrupa'nın içinde. Avrupa şehridir bana göre İstanbul. Hı hı. Ama tabii Orta Doğu'daki ülkelerin ilgileri Türkiye'ye kayınca da haliyle o Orta Doğu star uyumuş oluyorsunuz biraz. <laughs> Doğru. yani çünkü yani bana soracak olursanız Amerika'daki insanlar veya Avrupa'daki insanlar Hani şöyle Türkiye'den itibaren bölecek olursak ki maalesef öyle şu anda yani. Yıllar boyunca öyleydi hep. Hı hı. Ee, kültür, buranın kültürü oraya geçmemiş, oranınki bu tarafa geçmemiş, kabul edilmemiş falan. Zaten bence bir aşağı kalır yanımız yok yani. Kesinlikle. Yani buradaki devletler, buradaki milletler de İran olur... Irak olur, Türkiye olur, olur da olur yani Lübnan olur. Bütün bu milletler de çok büyük bir dinleyici kitlesi oluşturup Amerika'nın yapmış olduğu müzik piyasasının aynısını oluşturabiliriz bence yani. Zamanla belki de olacaktır evet. neden olmasın. Yani ben öyle düşünüyorum niye olmasın ki? Ayrıca da etnik etnik müziklere de doğu müziklerine Kesinlikle. de çok ilgi yani, var zaten. Aynen öyle armonik yapı olarak bir kere evet. zaten çok geniş bir kapsamlı müziğimiz evet. var bizim. Çünkü Amerika biraz da biraz daha Avrupa'da tıkandı yani müzik. Amerika'da Avrupa'da müzik yapılmıyor ki zaten kolay kolay. Hep aynı kalıplar, armonik yapıları aynı. Yani Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile gelen müzisyenler var buraya. Hı hı. Onlarla görüşüyoruz. Buradaki müzisyen arkadaşlarımızla beraber... Oturup yan yana duruyoruz Çocukların aklı gidiyor yani. Evet. Siz nasıl çalıyorsunuz diyorlar. Yani bu nasıl bir armonik yapı. Tabii. E çünkü müzik bizde çok çok daha önemli bir bizde şey. Bizde çok geniş. On, yani çok şimdi geniş. onlar bir kemana baktığı zaman klasik keman klasik görüyorlar. Klasik onlar için. Tamam, e bizde de, o da, yani klasiği de var. Alaturkası e, da var. A, yani Alaturkası da var. Acılısı da var. Arabeski de var. Tabii. Çünkü biz yıllardan beri hani Türkiye'si de İran'ı da o, diğer belki Orta Doğu'daki ülkelerde diğerleri de yıllardan beri hala acı içerisinde sıkıntı tabii. hep bir savaş olmuş hep bir bir üzüntü olmuş dolayısıyla bu sıkıntılar insanların müziklerine yansımış tabii, yani Tabii tabii kesinlikle. Ee, bu da e, müziğin daha geniş e, kanallara gitmesine sebep oldu. O aslında yani evet acı yaşamak iyi bir şey değil belki ama dediğin gibi e, üretime çok yansıyor. işte kesinlikle. Şöyle genel olarak sadece Türkiye olarak baktığın zaman da bir Karadeniz türküleri daha neşelidir tamam onların da slovları ve özellikle de bu Çernobil'den sonra yaşanan olaylardan da çok şeyler çıkmış hı hı. ama çoğunlukla Karadeniz türküleri hep hareketli işte horon vesaire bilmem evet. ama doğuya baktığın zaman daha acılıdır daha ağıtlardır evet. çünkü orada daha çok acı vardır Karadeniz biraz daha suyu vardır toprağı daha verimlidir daha neşelidir o yüzden. Biraz onu bile kıyaslayabiliyorsun kendi için. Muhakkak kesinlikle zaman. yani aslında country müzik oluyor işte yani Amerikanların da yapmış olduğu country hı -hı. müzik onların yerel e, halk müziği şimdi bizde de Karadeniz Doğru. müziği bir country müzik işte Doğru. doğuda yapılan müzik bir country bunlar e, oluyor. E, bir işte ikisini yan yana koyduğunuz zaman batıyla doğununkini yan yana koyduğunuz zaman aslında doğunun batının ne kadar ilerisinde olduğunu hı. -hı çok net görebilirsiniz yani. Ama öyle değilmiş gibi gözüküyor. Nedense hep orayı takip Aslında ediyoruz. Aslında ne demişler? Işık doğudan yükselir. Kesinlikle öyle. Yani <laughs> orada yani bu tamamen samimi olmak lazım. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok fazla finansal olarak gelişmiş ve müzik sektörü, endüstriyi orada o kadar ileri gitmiş ki. Tabii. Ellerini i̇ster de istemez çıkıyor. pazara hükmediyorlar yani. Ve çok böyle Kanada hariç 380 milyon küsur nüfusları var zaten. Bir de Kanada'yı katarsanız için içine hı hı. 400 milyona yakın nüfus oluyor. E bu sinemada da öyle. Yani Onlar sinemaya öyle. da hükmediyorlar. Yani. Ama yaptıkları filmler bol efekli, vurdulu, kırdılu bilmem ne içerik doğru. yok evet. çoğunlukla evet. yani evet. ama Avrupa sineması ya da işte daha doğu sineması falan daha içerikli evet. ama çok küçük evet. bütçelerle yani yapılan karışık filmler. evet karışık Latin milletlerinden oluştuğu için de genellikle daha çok böyle hani böyle magazin hani televizyonculuk bu sektörde ...yükselmişler yani hmm. çünkü mesela... ...mesela meseleyi nüfus olarak değerlendirmemek gerekirse... ...Çin'in de 2 milyar nüfusu var... <laughs> ...ama Doğru. onlar da tamamen... ...elektronik pazar olarak evet, yükselmişler... Evet. ...onlar da aynı millet oldukları için işte... ...ama Amerika öyle değil... Amerika bir sürü karışık Latinler hmm. var... ...Siyahlar var... Ee, ...geçen hafta değil ondan önceki hafta Behzat abi... ...buradaydı... Evet. ...yine orada da bahsettik senden zaten... Hı -hı. Ee, ...ve onlarla tabii ara ara... ...böyle çalışmaya devam ediyorsun herhalde... ...evet... Ee, bu projede e, Embe Orkestrası'nın son albümünde e, sevgili Pesat Gerçeker'in bir ricası oldu. E, Samsun Demir'in de ricasıyla projede bir tane şarkım e, benim de oldu. Şarkının söz müziği de sana söz müziği ait. Söz bana ait. Hı -hı. Bir yola çıktım şarkının ismi. Şarkının iki versiyonu var albümde. Bir tanesi Aytaç Kart'ın e, Yağmur'un alt yapısını yapan aranjörlüğünü üstlenen Aytaç Kart'ın e, versiyonu. Diğeri de sevgili Febri Taşer'in yapmış olduğu akustik versiyon. Akustik, dinleyici ikisinden evet. bir tanesini tercih edebilir. Evet biz akustik olanı çaldık ama Aytaç'ın versiyonu da güzel tabii, tabii ki. Tabii Onun, o biraz da daha seviyorum. hareketlisi. Yani, Aynen öyle. Biraz daha up tempo hali. Şimdi en çok gelen mesajlarda şu var. İlyas abi bizimle daha çok ilgilensin diye Hı -hı. <laughs> bu fan club genelde bunu istiyorlar. Rabia demiş ki İlyas abi Instagram'da fanlarının gönderilerine bakıyor mu, Hı -hı. takip etmeyi düşünüyor mu fanlarını? E, takip ediyorum zaten birçoğunu. Onu çok özledik ve onun ilgisine çok ihtiyacımız var. <laughs> takip etmesi ve beğeni atması bizi çok mutlu edecek diye yazmış. E, birkaç tane e, çok böyle ana öne çıkan e, hesapları takip ediyorum zaten gönderilerine de bakıyorum onların ama tabii e, çok yoğun bir programım olduğu için benim e, yani çok telefonla daha neşir olan bir adam da olmadığım için evet. açık konuşayım yani e, bazıları var öyle her gün sabah kalkıyor günaydın kendini çekiyor öğlen şimdi bunu yiyoruz kendini çekiyor <laughs> akşam falan. <laughs> Açık kırçası ben o storyleri gezerken böyle artık böyle hepsini şey yapmaya başlıyorum. Hızlı, hızlı hızlı geçmeyen, Yani Bıktırıyorsunuz durduk yere kendinizden. Bence biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz gizem iyi Evet yani, yani rica ediyorum. Evet çıkıyor. yani takipçilerden de rica edeceğim. Öyle çok böyle sık sık olması buna sebebiyet verebilir. Yani onlar için kötü olur yani. Aha. Benim storylerimi hızlı hızlı geçmek istemiyorlarsa... Çok onlar fazla gönderi yapmamı istememeliler çünkü bıkarlar bu insan. her şey de var şimdi seni çok fazla da, ya ne kadar televizyona çıkabiliyorsun ki çok program yok çıkabileceğiniz evet. biliyorum yani müzisyenlere gerçekten sadece müzikle uğraşanların çıkabilecekleri çok az evet. televizyon programı var. O yüzden de göremedikleri için istiyorlar kendi daha fazla hı hı. oradan görelim. Yani vakit olunca onlar için bir kısa bir canlı yayın açılıp ve onlarla. Hı hı iletişim kurulabilir. Mesela Zaten az gönderdim. önce radyo ile böyle ortak bir yayın yaptık. Evet. Güzel oldu. Gibi aynen öyle. Evet. Böyle olmalı. Zaten <laughs> hani böyle olsa daha güzel oluyor. Çünkü ben sürekli evde kendim canlı yayın açarsam, kendim devamlı gönderi gönderirsem dediğim gibi biraz sıkılmaya başlarlar. Ee... ...ama onların yaptığı gönderileri... mesajların hepsini görüyorum... ...hepsine çok teşekkür ediyorum... ...hepsini çok seviyorum... ...çok sağ olsunlar var olsunlar... Ee, ...mesela Selena şöyle yazmış... ...İYFC olarak bir şey isteyeceğiz... ...bildiğimiz kadarıyla İlyas Yalçıntaş... ...bugün sizin radyo programda konuk olacak... ...bu arada bu mesajın aynısını... ...copy paste yapıp yüzlerce geldi... Hı -hı. <laughs> ...onu söyleyeyim yani hepsi gönderdiler... Hı -hı. Ee, ...canlı yayında iletir misin... ...fanları olarak azıcık ilgi bekliyoruz... <laughs> ...yılda bir de olsa... ...bir fanını takip alması ve beğeni yapmasını istiyoruz. Yine bak şey yılda bir de olsa razıyız Senede bir gün diye. Senede bir, <laughs> evet. bir gün. Ve e, ondan gelen ilgiye çok ihtiyacımız var diye yazmış. E, bunun yanı sıra İlyas Osmaniye'ye geldiğinde fotoğraf çekinebilir miyiz diye yazmış. Hı hı. Fırsat oluyor mu böyle konserlerde fotoğraf için falan? E, bazı konserlerde oluyor bazılarında olmuyor. E, mesela büyük belediye konserleri olursa ...genellikle çok fazla insan geliyor... Hmm, konser, çok fazla ...konser... ...neden... ...unsurlara söylüyorum... ...bir kere konserde yaş sınırı olmuyor... ...bir... Evet ücretsiz oluyor. Ücretsiz genelde, oluyor. Belediye, İki evet. dolayısıyla çok fazla insan geliyor. Yani en kalabalık konserlerin benim belediye konserleri evet. olmuştur hepken. Yani Kayseri'de bir konser verdim ben dört bin kişi geldi mesela. Doğru. Yani, yani belediye açık alan oluyor. Geliyor evet. Yani bir olur. isim e, isim de fark etmiyor. Yani isterseniz İlyas taş olun isterseniz başka bir şarkıcı olun fark etmiyor. Belediye konserinde dört bin kişi gelir sizin <laughs> konserinizde yani. Bana özel bir şey değil. Ben de yapsam gelir diyorsun. Gelir. Siz de yapın. <laughs> size de gelir dört bin kişi. Yani çünkü e, insanlar seviyorlar öyle. Yani ailecek hep beraber alıyorlar Eğlence. çekirdekleri. Eğlence. Hem, Olsun şarkı, gibi. hem şarkıcı görelim diyorlar. Televizyonda gördükleri doğru, insanı gerçekten doğru. bir uzaktan da olsa görmek istiyorlar. Çünkü uzaktan görebiliyorlar. Orada Bazıları öyle olarak. arkalarda. genellikle bir de yani ben onu hep böyle bir kızmışımdır ona böyle üzülmüşümdür. Yani sahneyle seyirci arasına öyle bir mesafe koyuyorlar ki evet. beraber futbol mesafe topu şey sahası mesafesi var yani. Belediye konserlerinde bilmiyorum bir yani herhalde bizim güvenliğimiz için yapıyorlar yani onu ben çünkü bir kere de ben mesela onu söyledim dedim ki ben böyle bir şey istemiyorum dedim yani hı hı. dedim bana yakın olsun yakınlaştırın dedim getirin falan bir kere onu yaptık ön bariyeri bir yıktılar güvenliklerin hepsini çiğnediler falan falan geldiler bir kriz çıktı orada ondan sonra bana geldiler dediler ki anladın mı şimdi biz niye böyle yaptığımızı ...ben de tamam abi şimdi anladım. İşte bunu. bir musibet bin nasihat. Aynen e, değil, Aynen bir... öyle, aynen öyle. Yani işte Yaşayarak kesinlikle gördüm. öyle. Ee, ilgi yoğun ilgi dediğim gibi kontrolden çıkabiliyor. Evet. Sonra çiğneyip hani linç edilebiliyorsunuz istemeden. Kesinlikle. Çünkü herkes size dokunup üzerinize İste, atlamaya çalışıyor. Doğal en çok fanlar önde oluyor aynen zaten öyle. böyle kesinlikle, en fanlar. Ama şunu söyleyeceğim yani ben çok belediye konseri sunduğum için söylüyorum... İsime göre de değişiyor gelen kalabalık yine. Ya yani. Ya muhakkak tabii ki de hani, öyle. İlyas olduğu için gelen de çok oluyor yani. Tabii ki de yani. öyle. Tabii ya da ne hani bileyim işte başka bir sanatçı ya da yaş grubu da değişebiliyor. Hı -hı. Hani çok çünkü belediye konseri sunduğum için onları birazcık görüyorum. Böyle evet. e, ne bileyim hani daha böyle başka şarkılar söyleyen birine daha bir orta yaş grubu giderken işte sen gelsen belki daha gençler çok tabii gençler de, o, tabii gelecek. Gençler. Ya da çok fanlar hemen erkenden gelip önleri kapmaya çalışıyorlar evet. falan evet. oluyor yani. Kesinlikle. genellikle performans kulüplerinde performans kulüplerinde daha rahat oluyor hmm. performans kulübünde herhangi bir insan bunu da söylüyorum rahat bir şekilde beni. Herhangi bir performans kulübünde gelip dinli, dinleyen, benimle fotoğraf çekilmek isteyen birisi istediği zaman, istediği şekilde kulüsüme gelebilir. Fotoğraf çekilebilir benimle. Aa süper. Ö ö özel bir şey yapmasına gerek yok herhangi birisi yani. Evet. Bakü'den selamlar yazmış bir dinleyicimiz. Ee, yine en çok işte e, bize ilgi göstersin diye fanlardan gelen var. 07AYSTMR onu çok seviyorum demiş. Şu an Samsun'dan siz dinliyoruz. İlyas Bey'den, Büşra ve Ebru'ya selamlar bekliyoruz demiş. Büşra ve Ebru'ya selamlar. Büşra ve Ebru'ya selamlar. <laughs> e, bizden selam olsun. Sağlıcakla kalın. Fatma Kavak Algül. E, Nihal galiba NHL. Bence takipçilerini bu kadar çok önemseyen ve seven tek sanatçı İlyas abim. İyi ki varsın seni çok seviyorum diyor. Tam tersini söylemiş bu arkadaş. <laughs> <laughs> Azerbaycan'a geldiğinde ben maddi imkanımız olmadığı için gelemedim ve çok ağladım. Çok üzgünüm demiş. İlyas Yalçıntaş fanı hesabından. Evet. evet Bakü'de bir konserimiz oldu iki gün önce. Geçtiğimiz pazar Bakü'de bir konser verdik. Çok yoğun ilgi vardı 1700-1800 küsür kişi geldi. Hı hı. salon doluydu. güzel Ücretli güzel bir, bir, konser. bir konserdi. Ücretli bir konserdi Benimle beraber sevgili Aynur Aydın da sahne aldı. Aa, evet Aynur'un görmüştüm e, şeyde Instagram'da. Aynen. ...güzel bir konser oldu, o konserden bahsediyor. Evet. Yani dediğim gibi bu hani maddi durumlarla ilgili... ...biz mesela bana gelen mesajlardan... ...ben mutlaka hani ya işte konsere gelmek istiyoruz ama paramız yok, hani maddi durumumuz yok... ...dedik diyen insanlara mutlaka yardım etmeye çalışıyoruz ama... ...yani bu en fazla iki kişi, üç kişi olabiliyor görebildiğimiz, evet. tespit edebildiğimiz. Doğru. Mesela hani keşke elimden gelse de yani... ...her şeyi yapabilsem yani. Evet. Maalesef bazen imkanlar dahilinde ancak bu kadar oluyor. İran'dan, e, Radyo D'den dinliyorum demiş. YLD PNH Painter hesabından. Kevser Kara sevenlere onunla ne şekilde iletişim kurabilir? Toplantı gibi bir organizasyon düzenlese katılır mı? Demiş. Hı hı. E, çok böyle nadir olmakla beraber imza günleri yapıyoruz. E, açıkçası çok nadir oluyor. Benim evet. programım konser programımın yoğunluğundan kaynaklanıyor. Ee, bu tarz etkinliklerle beraber buluşabiliyoruz yani evet. ya da dediğim gibi çok böyle e, aralarda bir canlı yayınlarla e, iletişim evet. kurulabilir. Ee, ve tabii ki Özge demiş ki Adana'da İncir şarkısını söylemiştik geçen sene İlyas abiyle bu senede yakın bir zamanda tekrar yanına gelme fırsatı bulmuştum. Bak şanslılardan bir tanesi ve e, ee, onu çok seviyorum lütfen selamlarımı ilet olur mu demiş. Teşekkür ederim. Ee, sinema filminde oynamışsın konuk olarak. Şimdi bilgi geldi hemen bana. Hadi bakalım şimdi yeni bir Ya açalım. sinema film hadi bakalım. Yani aslında bir oyunculuk durumu söz konusu değil ki yani. Ya bu arada en zor bir şey kendinizi oynamaktır biliyorsunuz bir oyuncu için. Ben gidip kendimi oynadım <laughs> orada yani. İlla <laughs> Selçuk oynadım. Bir karakter canlandırırsam o kolay yani. Hani evet. Az buçuk kıvırırsınız, girersiniz, yaparsınız bir şeyler ama... Kendinizi oynamak çok sakat bir şey. Nasıl kendini oynayacaksın mesela? Yani kendini yani. Mesela. yani Normal davranacaksın ama yine bir şey yapman lazım. Yani. O yapmıyorsun da ama bir yandan. Ama bir yandan çekiliyor bir şey yapıp akması lazım. Biraz e, tabii zor. Hangi film? Şimdi e, izleyin söyler. Tabii ki de Dümdüz Adam diye bir film. Dümdüz Adam. Evet yakında çıkacak. E, çok kısa bir yerde. Kimin filmi? Hatırlamıyorum kimin olduğunu ya. Yani onun bir yönetmeni galiba bir değişti. Tekrar geri mi geldi bilmiyorum e, başrol ama. Başrol falan. Başroller kimdi? Ben o kadar girdim çıktım onu da hatırlamıyorum yani. Düşün, Sen kadar... filmde oynadığından emin misin? Valla bak yani. <laughs> O kadar yoğunuz ya evde yokum adam yani. he şu şey. Bir Yakında dakika, bu, izleyebilirler. Bu daha önceden dizisi mi varmış acaba? Ya da daha 2011'de çekilmiş. Mesela bak. Devamı galiba. Var. Evet. Bu devam filmi o zaman senin oynadı. Devam filmi mi? Çünkü miymiş? bak 2011 diyor. Dizisi varmış pardon. Dizli. Düz adam ama o ya dümdüz adam ha, Türk, değil. Aynen şu şeyde çekilen evet evet. Doğru aynen. mu? Doğru doğru. Bir çizgi karakterden herhalde alıntı olarak yapılmış. Şey Yiğit Özgür'ün çizgi. Herhalde öyle göre, bir bak. şey ondan alıntı olarak yapılmış vesaire. Hı -hı. Şu aşağı inebilir miyiz mesela bak şuradaki sahnede şu taksinin içinde ya az önce görseniz. Evet. evet. İşte ben bir ara e, bu abimizin taksisine biniyorum. He, taksiye he, bindiğim tamam. zaman da bu abimiz de bir tane biraz böyle kırık bir, biraz deli bir abimiz he, falan he. böyle tatlı, sempatik bir deli ama e, bir kız, hani kıza tutulmuş. E, onu arıyor takside böyle bir dertli falan. E, ben el ediyorum yolda taksi bekliyorum, stüdyoya gideceğim. Elimi kaldırıyorum, o beni alıyor taksiye. ...falan. Daha sonra diyor ki... ...ya kardeş biz çalışmıyoruz ama şu anda diyor. Ben diyorum ki beni niye aldın? Ya diyor mesleki deformasyon. Tamam anlatma her şeyi ya. El kaldırınca ya. şöyle oldu... ...böyle oldu şu falan filan. Anlatırsan izlemeyin ...şeyi ama kalmayacak. Ama üç dakikalık bir sahne zaten. Anlatsın. E zaten 3 dakikayı da anlatırsan, olur. anlatırsan... ...izlemeye gerek kalmayacak. Yani yine izlesinler. yani <laughs> Bence o, Bir de, de şarkı söylüyorum de. orada. Sevgili Neşet Ertaş'ın... ...şarkısını. Ha, harika. Ee, o da... ...çok güzel oldu. Süper. Değişik bir aranje uyguladık ona da. Ee, bakalım... Nasıl olacak yani? O zaman Sanat o da hayırlı ya. uğurlu olsun. Geldiğin için de çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Süremiz doldu. Artık habere gitmemiz gerekiyor. O yüzden tamam, veda ediyoruz. Çok teşekkürler. E, çok da keyifliydi. Gerçekten ilk programa göre daha da bir şey açılmışsın hakikaten. Ve daha bir dolu dolu, sürekli konuşuyorsun, neşeli. Hı -hı. Böyle güzel geçti yani. Nasıl geçtiğini anlamadık programın. Tamam. O yüzden yine yapalım tamam. olur İnşallah. mu? Yeni çalışmalarda falan bekleriz her zaman. Görüşmek üzere. Sağ olun, çok görüşürüz. teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.